Büyüdüler. Büyüdüler. Yaşar, belki evet. Küçükken hani bir şeyler ama hakikaten anlattıkları şeyler biraz sizin anlattıklarınızdan farklı yani. Kötü mü, iyi mi? Kötü. Yani ama onlara süre verdim. Bir süredir de düşünüyorlar. Umarım gelirler. Gelirler, size anlatırlar dertlerini yani. Böylece siz de nedenini hani hep sormuşsunuz ya kendinize. Aramışsınız öğrenmiş onları, olur. Nedenini öğrenmiş evet. olursunuz. Bana böyle anlatmadığınız farklı bir şeyler var mı Sevim Hanım? Ya aslında mesela belki hani farkında olmadan yaptığınız ama hatırlamadığınız bir takım davranışlar olabilir mi? Hatırlama değil de pişmanlık var bende. Ne gibi? Keşke hani eşiyle halletseydi, kardeşimle, hani kardeşimle konuşsaydı eşi. Ha, o konuyla. Benimle değildi. Kardeşimle konuşsaydı, kendi karı koca halletselerdi. Ben o zaman böyle bu duruma düşmeyecektim. Siz buna bağlıyorsunuz yani. Evet. Tamamen buna bağlıyorsunuz. Evet. Kötü duruma düşen benim çünkü şu an yani. Ne diyeyim, inşallah gelirler ve... İnşallah gelirler, konuşuruz. Siz de beni yanıltmamış olursunuz. Evet. Çünkü ben size inandım. İyi niyetinize inandım. Samimiyetinize inandım. Hatta yani bir ebeveynin, uzak ebeveynin, akrabanın bu davranışını takdir ettim. Yani umarım karşı karşıya kaldığınızda siz de beni... yanıltmazsınız. Geldikleri zaman konuşuruz. Bakalım nedenini. İnşallah alırız. Gelirler yani. İnşallah gelirlerse. Açıkçası ben geleceklerinden çok umutlu değilim. Çocuklar İstanbul'a gittikleri zaman hiç aranıp sorulmadıklarını söylediler zaten. Epey de zorluk çekmişler. Yoksulluk çekmişler. Ama ben telefon açtım. Telefonlarımı açmadılar. Aradım onları. Aradığım zaman ulaşamadım. Gelin çocuklar. Gelin böyle gelin. Gelin 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 gelin. Gelin şöyle. Hoş geldiniz. Ben çok şey yaptım. Tamam, 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 tamam. Gelin böyle. Siz böyle alalım Sevim Hanım. Ben sandalye alabilir miyiz buraya? Buyurun oturun, gelin, gelin, gelin. Şöyle ya, aramızda. Şöyle. Bir tanesi şöyle koyalım. Gelsene böyle. Bir tane daha lütfen. Onu da şöyle alabilir miyiz? Sevim Hanım buyurun oturun, oturun. Evet Sevim Hanım, yeğenlerimiz işte karşınızda. Vallahi çocuklar iyi ki geldiniz. Ben halanıza da söyledim. Kelimenin tam anlamı aslında söylediğim şey, yüzleşme. Buyurun. Neyi yüzleşeceğiz Ayşegül Hanım? Hı? Biz zaten yıllar önce yüzleştik. Ne yüzleştik? Ne oldu ki? Biz bütün gerçekliğiyle hepsini kardeşimin cenazesinde yüzleştik. Ama ben yine de dinlemek istiyorum. Ha, cenazeye geldi mi halanız? Hayır. Ben söyleyeyim. Hayır, niye bu kadar dolusunuz? Ne oldu? Biz çok mutluyduk sizlerle. Evet. O kadar emeğim var sizde. O ilaçları kim hazırladı anneme ya? Annen istediği için. Annem böyle bir şey ister mi? Çünkü bakamıyorum dedi. Zaten 5 tane 6.'ydı. Zaten durumumuz ya, yalan söylerken utanmıyor musun? Niye yalan söyleyeyim? Annenin söylediğini söylüyorum ben sana. Bir dakika, öykü bir dakika. Niye yalan söyleyeyim? Annem o ilaçları sen getirmedin mi? Tamam, istediği için getirdi. Annem böyle bir şey ister mi ya? Ama durumumuz yok zaten. Ya sen kim bilir annemin aklına nasıl girdiğinde kadına bunları yaptırdın ya. Ben niye gireyim aklına ki? Zaten sen araştırmadın mı? Tırım tırım köyde bunları araştırmadın mı? Köyde halen yapıyorlar zaten. Sevim Hanım, yapıyorlar da siz bunu getirttirmediniz mi? Ama annen istediği için diyorum. Annem böyle bir şey istemez. Sen annemin aklına girmedin mi? Niye gireyim aklına? Ya annem senin gibi cahil mi ya? O neden istesin senden böyle bir şeyi? Sen bizim mutluluğumuzu kıskandın. Niye kıskanayım ben sizi? Senin asıl siz karın ağrım bu. Ben neden kıskanayım sizi? Hep yardımcı olmadın mı? Yardımcı mı oldun sen bize? Evet. Bakmadın mı size? Nankörlük yapmayın. Bakmadın mı size? Bakmadın. Nerede baktın ya? Kim baktı size peki? Ablanız size senelerce baktı. Kim baktı senelerce? Evet. Bir yani, sene yanında yaşadık. Biz çalıştık orada da ya. Nasıl yani? Ayşegül Hanım, bakmadım ben... Bakmadım o bir sene içinde. Ben tarlayı... Bir dakika, tek tek. Bir saniye. İki evin masrafı
başına üşüşmesin diye bizi sadece evine aldı. O kadar o evde tüm işleri bana bir yandan yaptırıp bir yandan kardeşlerime baktırıp abim dışarıda çalışıyordu tarlada. O tarla bizim dedemizden kalma. Babamla Sevim Hanım o tarladan pay alıyorlardı. Tamam size ben para göndermedim. Biz gönderiyordum Sevim ben. Hanım bir saniye. Bir dakika. Ben o tarlaya gidip çalışıyordum. Ben babamın hakkını alıyordum. O hakkı bile benden alıyordu. Ben kendi çalıştığımın parasını alamıyordum ki. Halanız mı alıyordu? Evet halam babamın Sevim parasını Hanım alıyordu. Benim paramı vermiyordu bile. Tamam da ben size para göndermiyor muydum? Gönderiyordum. Para mı gönderiyordun? Ya. Evet gönderiyordum. Biz senin yanından ayrıldıktan sonra bize ne zaman para gönderdin? Gönderdim ben size. Ne zaman gönderdin? Evi de satacaktınız. Başkaları almasın diye eve aldım ben. Siz gelip oturun ya diye. Ya biz senin eve aldın beni. Mal mülk değil mi? Gözün doysun be. Gözün biz doysun. Biz senin eve aldığını senden mi öğrendik? Nereden? Sen bize eve alıyorum dedin. Ayşegül Hanım. Demedin. Ama bir dakika. Telefonlarımı açsaydın söyleyecektim ben size. Açmamıştım. Sen beni aramadın ki. Aradım sen size. Sen ne zaman aradın beni ya? Telefonlarımı açmadınız ki. Aradım size evet. Dur. Hadi Öykü'nün ilk zamanlar telefonu yoktu. Beni ne zaman aradın? Aradığımda bak açmadınız telefonunuzu. Evi... Ayşegül Hanım evi satın aldıklarında bile beni bana muhtardan haber gönderiyorlar ya. Beni muhtarla arıyorlar ya. Nasıl? Ben muhtar sayesinde evin satıldığını öğrendim. Tamam sen onlara evin söylemişsin zaten satılsın diye. Evin kim aldığına dair hiçbir fikrim yok. Evi, sadece satıldı diye. Evi biliyorum. Halanızın aldığını bilmiyor hayır muyum? Hayır. Sevim Hanım. Yani hani öyle çocukların... Telefonlarımı açmadıkları için Ayşegül hayır, Hanım çocuk dediğimse çocukların baba ocağı tütsün diye evet onlar aldım için aldım ben. Biz de herhalde baba ocağı tütsün diye evimize sonradan bir yıl dayanıp gönderdi. Evde Ayşegül Hanım o zaman babamın evini aldıysa ben niye o evde oturamıyorum? Çünkü ben niye bir evin bodrum katında sefalet çekiyorum? Orada değildiniz ki. Halanız sizi aradı mı aramadı mı? Aramadı. Aradım ben sizi nasıl aramadı? Ya nasıl aradın ya? Evet aradım telefonumu açmadınız. Ya Ayşegül Hanım. Muhtar. Peki madem öyle, cenazeyi getirdiğinizde yeğenimin cenazesini niye yanıma gelmeden direkt döndünüz? Sen cenazeye geldin mi? Haberin var mıydı benim? Haber yolladınız mı? Ayşegül Hanım, köyde cenaze vardı. Herkes biliyor muydu? Küçücük köyde kimin haberi onun? Tamam da herkesin benim haberi yoktu, bilmiyordu. Ama yani bilmiyordum. Bir de kendi yeğenim nasıl gitmem Ayşegül Hanım? Ama diyorlar ki küçük bir köy, o köye dışarıdan cenaze geliyor. Gelen cenazeden nasıl halamızın haberi olmaz? Tamam da benim haberim yoktu diyorum. Ya Ayşegül Hanım, benim yeğenimin cenazesi mümkün mü yani? Ya o yeğeninin ölümünün sebebi de sensin. Niye benim? Beni konuşturma. Niye benim? Senin yanında kalsaydık benim kardeşim o sefalet içinde çekip o hastalığı yakalanmayacaktı anlıyor musun? Benim sadece annemin katili değilsin, kardeşimin katilisin, babamın katilisin. Ben gidin demedim ki size. Ya kendiniz gittiniz. Ya ben şu an yaşıyor muyum ha? Sen bizi yaşıyor zannediyor musun şu an? Sen bizi ben öldürdün. Ben hayalim ya. Ailemizi öldürdün sen ya. Niye beni sen öldürdün? Tamam Ali, Ali sakin ol. Tamam oğlum tamam sakin. Hala bak. Ya Ayşegül Hanım nasıl sakin olayım ama ne ya? Ne nankörlüğü evet, ya? Evet nankörlük yapıyorsunuz. Ya ne nankörlüğü? O kadar sahip çıktım size. Sen bize sahip falan çıkmadın. Nasıl çıkmadın? Ben 16 yaşındaydım. Size. Evleri temizliğe gidiyordum ben. Abim muavinlik yapıyordu ya. Ya kardeşimi bile öldürdü ya. Ben niye öldüreyim kardeşini? Benim yanımda mı öldü kardeşim? Ya senin yanına kalsaydık benim kardeşim ölmeyecekti. Tamam Ali, Ali sakin. Gitmeseydiniz yanından, yanımdan niye gittiniz o zaman? 4 yaşında ben kardeşimi mezara koydum be. Tamam da yanımdan niye gittiniz? Yanımdan... Gitmeseydiniz diyorum ya, işte. Yanımdan göndermedin mi babamın evine, elimize birkaç kuruş bırakıp bir daha aramadın, sormadın. Gitmek istemediniz mi? Sen bize iyi davransaydın gidecek miydik biz? Ben...